Abi anketin Kemal Özkiraz'ın dün gece bir anketi daha yayınlandı. Şimdi o anketi yorumlayacağım. Haber sitesinden okuyorum da böyle kendi tarzımda yorumlayacağım. Çok ilginç bilgiler var. Hem siyasi partilerin performansları hem de Cumhurbaşkanlığı adayları konusunda çok 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 ilginç. Lütfen kaçırmayın. Kapanma öncesi son ankette nerede olan kötü haber. Avrasya Araştırma Şirketi'nin Nisan ayı ikinci etap genel gündem raporunu yayınladı. Yayınlanan rapordan yer alan ankette çarpıcı sonuçlar yer alıyor. Avrasya Araştırma Şirketi Nisan ayındaki ikinci araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Artan koronavirüs vakaları sonrası alınan kısmi kapanma kararı öncesinde gerçekleştirilen bir anketin de yer aldığı raporda çarpıcı sonuçlar yer alıyor. Sonlara doğru çok ilginç bilgiler var. Cumhurbaşkanlığı adaylık olsun. Evet, başlıyoruz. Haber 3'ten okuyorum. Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı adayı olursa ona oy verir misiniz diye sormuş Avrasya Araştırma. Kesinlikle oy vereceğim diyenler 29,7, kesinlikle oy vermeyeceğim diyenler 48,5. Evet, 29,7 Erdoğan'a kesinlikle oy verin diyor. %48,5 kesinlikle oy vermeyeceğim diyor. Yuvarlarsak %30 Erdoğan'a destek veriyor. %50 ise kesinlikle destek vermiyor. Nisan ayı ikinci etap, birinci etapta kesinlikle oy vereceğim diyenler 29,3, kesinlikle oy vermeyeceğim diyenler 49,0'mış. Aşağı yukarı aynı sonuçlar çıkmış. Pandemi öncesinde yapılan bir anket çalışması. Çok daha ilginç bilgiler var. Devam ediyoruz. Hükümete ve Cumhurbaşkanı'na güveniyorum. Pandemi bittiğinde ekonomik krizi bitirecektir ifadesine katılıyor musunuz? Yani sizce Erdoğan iktidar ve hükümet şu anda pandemi bittiğinde bu ekonomik krizi bitirebilir mi sorusu. Bakalım ekonomik algı ne seviyede ya da hükümete destek algısında ölçebiliyoruz ekonomik anlamda. Evet, hükümete ve Cumhurbaşkanı'na güveniyorum. Pandemi bittiğinde ekonomik krizi bitirirler diyenler Nisan ayında, Nisan ikinci etapta 25,5. Hayır, hükümet pandemi bittiğinde de bu krizi bitiremez diyenler 58,7, 25,5 hükümete destek ekonomi konusunda, 58,7 ise hükümetin ekonomi konusunda pandemi bittiğinde de başarılı olamayacağını söylüyor. Değerli izleyiciler, yine %50'den daha fazlası iş ekonomi olunca AKP karşısında bir tutum almış ekonomik anlamda iktidarın başarılı olamayacağını söyleyenler kesinlikle Erdoğan'a oy vermeyenlerin oranını geçiyor. Kesinlikle Erdoğan'a oy vermeyecek olanlar 50 idi. Kesinlikle ekonomi düzeltemez diyenler oransal olarak 57'ye çıkıyor. Kesinlikle Erdoğan'a oy vereceğim diyenler 29,5 iken ekonomik krizi hükümetin Erdoğan'ın pandemiden sonra bitirebileceğine inananlar 25,5'e düşüyor. Bu da %25 ile %29,5 yani 5 puanlık bir ideolojik tercih ortaya koyuyor. Şöyle ki evet, %25,5 ekonomik olarak başarılı olabileceğine inanıyor ama Erdoğan'a destek verenler %30. Türkiye'de bir ekonomik kriz olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna Nisan ayı ikinci etapta verilen yanıtları şöyle. Evet, Türkiye'de bir ekonomik kriz vardır diyenler %87,2. Evet, bunda AKP ve MHP seçmeninde önemli oranda destek verdiğini görüyorsunuz. Geriye kalıyor %13'lük bir oy. İşte o da AKP'nin kemik seçmen tabanıdır. Muhtemelen bu soruya MHP seçmeninde ekonomik kriz olduğunu düşünüyorum yanıtını vermiştir. Zaten her kimse Türkiye'de bir ekonomik kriz olduğunu düşünmüyorum derse doğru söylememiş olabilir. Bu da benim görüşüm. Çünkü Türkiye'de bir ekonomik kriz var. 87,2 AKP ve MHP seçmeni böyle düşünüyor. Sadece %13'lük bir kemik kitle Türkiye'de ekonomik krizin olmadığını düşünüyor ama bu gözlerine yeşil perde inmiş olan A Haber dinleyen %13'lük bir seçmen kitlesi olabilir. %11,5 evet, %11,5 esasında ekonomik kriz olmadığını düşünüyor. %1,3'ü kararsız kalmış. %10'luk bir kısım ne olursa olsun Erdoğan ve AKP'den yana taraf ekonomik kriz olduğunu bile reddediyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sadece Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimine katılırsa, bu
Nisan ikinci etapa geliyoruz. Evet, Erdoğan kazanır diyenler, yani Mansur Yavaş ve Erdoğan ikisi aday olursa sadece Erdoğan kazanır diyenler 29.6, işte o %30'luk Erdoğan kitlesinin desteğine yeniden geldik. Mansur Yavaş kazanır diyenler %44.1, 30'a 44 yuvarlarsak 30-45, yani 15 bir onluk bir fark Erdoğan ve Mansur Yavaş aday olduğu zaman Mansur Yavaş'tan yana. Cumhurbaşkanlığı seçimine önce Ekrem İmamoğlu, pardon, Cumhurbaşkanlığı seçimine sadece Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan katılırsa sizce hangisi kazanır? Kazanır algısını ölçen bir anket, Nisan ikinci etap anketi. Erdoğan kazanır diyenler 28.4, Ekrem İmamoğlu aday olursa Erdoğan kazanır diyenler 28.4, Mansur Yavaş aday olduğu zaman bu oran Erdoğan kazanır diyenler bir puan daha yüksekti, 29.5 seviyesindeydi, yaklaşık %30'du. Ekrem İmamoğlu kazanır diyenler %42.6, oysa Mansur Yavaş kazanır diyenler %44'lük. Gerçi bu 1-2 puanlık değişimler hata payında çok önemli değil ama her halükarda Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Erdoğan kıyaslamalarına yaklaşık 14 puanlık bir fark atıyor muhalefet liderleri Erdoğan'a. Cumhurbaşkanlığı seçiminde sadece Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan katılırsa hangisine oy verirsiniz? Bu hangisi kazanır algısına değil, hangisine direkt oy verirsiniz sorusu. Bakalım, Erdoğan'a oy veririm diyenler Ekrem İmamoğlu aday olduğunda Nisan ikinci etapta Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm diyenler 32.1 olmuş değerli izleyiciler. Ekrem İmamoğlu'na oy veririm diyenler 48 olmuş. Evet, Erdoğan ve İmamoğlu sadece ikisi aday olduğunda Erdoğan 32, Ekrem İmamoğlu'na 48 oy çıkıyor. Evet, 32-42 yaklaşık 15 puanlık bir farkı Ekrem İmamoğlu atıyor. Değerli izleyiciler, kararsızım diyenler 7-9, ikisine de oy veririm diyenler %12. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Erdoğan'a fark atıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sadece Mansur Yavaş'la Recep Tayyip Erdoğan katılırsa hangisine oy verirsiniz? Algısal düzeyde hangisi kazanır şeklindeki soruya 29.5 Erdoğan kazanır, 44 civarında, yani 45 ortalama olarak Mansur Yavaş kazanır şeklinde yanıt vermişlerdi. Oysa hangisine oy verirsiniz sorusuna bakalım bir şey değişiyor mu sorunun soru şekline göre. Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm diyenler 30.9'a çıkmış. Hangisi kazanır diyenler de 29'du. Çünkü Mansur Yavaş'ın kazanır algısı var ama esasında oy vermeye gelince Mansur Yavaş'a oy verecekler artıyor. Kazanır algısı 44'tü. Oysa Mansur Yavaş'a oy veririm diyenler 47.5'e çıkıyor. 30 Erdoğan, 47.5 Mansur Yavaş. Neredeyse 17.5 puanlık, 18 puanına varan Mansur Yavaş lehine bir fark. Bu tablolardaki belki de en büyük fark bu olacak. Kendinize hangisini yakın hissediyorsunuz? Nisan 2. etap Avrasya araştırma. İkisine de yakın hissediyorum. 17.5 demiş. Evet, pardon. Hangisine yakın hissediyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan'a yakın hissediyorum diyenlerin oranı birdenbire 42'ye çıkmış. Hangisine oy verirsiniz algısında ya da hangisi kazanır algısına 30 olan bu algı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın hissediyorum diyenlerde 42'ye çıkmış. Meral Akşener, pardon, bunlar evet, Meral Akşener Erdoğan kıyaslaması olarak sorulduğu için Erdoğan 42.6'ya çıkmış. Yakın hissetme anlamında 42.6 Erdoğan'a yakın hissediyor. O 39.9 Meral Akşener'e yakın hissediyor. Meral Akşener ve Erdoğan aday olduğu zaman Erdoğan'a yakın hissedenler daha yüksek çıkıyor. Bu ankette Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a göre aksine muhalefette değil Erdoğan'a yakın, iktidara yarayan veri olarak değerlendirebiliriz bunu. Kendinize hangisini daha yakın hissediyorsunuz derken Kemal Kılıçdaroğlu'yla kıyaslandığı zaman Erdoğan'ın 43.5'lik kitle Erdoğan'a yakın, 47.9'luk bir kitlede Kılıçdaroğlu'na yakın hissediyor. Evet, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'taki oranı elde edemiyor Kılıçdaroğlu ama Meral Akşener'e kıyasla çok daha fazla bir destek alıyor Erdoğan'la kıyaslandığı zaman. Çünkü Meral Akşener Erdoğan hangisine yakın hissediyorsunuz kıyaslaması 42 Erdoğan, 40 Akşener'di.
Kılıçdaroğlu-Erdoğan kıyaslamasında Erdoğan'a yakın hissedenler 43.5 ama Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın hissedenler 47.9, neredeyse 48 ve neredeyse %50'ye varan bir oran. Kılıçdaroğlu Akşener'e göre daha iyi bir veri elde etmiş. Kendisi hangisini yakın hissediyor, kendinize hangisini yakın hissediyorsunuz? Mansur Yavaş'la kıyaslandığı zaman Erdoğan'a yakın hissedenler 41.9, Mansur Yavaş'a yakın hissedenler 46.7. Kemal Kılıçdaroğlu'na kıyaslarsak Mansur Yavaş'a yakın hissedenler azalıyor. Kılıçdaroğlu'nda 47'yi bulan bir oran, 48'i bulan bir oran vardı. Ama bu defa Erdoğan'a yakın hissedenler 41.9, Erdoğan'a yakın hissedenler azalıyor. Kemal Kılıçdaroğlu kıyaslandığında bu aradaki veri farkı nedir biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğu zaman bir takım ulusalcı seçmen ya da milliyetçi seçmenin ya da İYİ Parti'deki bir takım milliyetçilerin tekrar CHP yerine ya da İYİ Parti yerine Erdoğan'a, muhalefet adayı yerine Erdoğan'a yönelmesi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın hissedenler 42.5 iken Mansur Yavaş aday olduğu zaman Erdoğan'a yakın hissedenler Kemal Kılıçdaroğlu'na 42.5 iken Mansur Yavaş aday olduğu zaman 41.9'a düşüyor. O ulusalcı milliyetçi seçmenin etkisi sadece %1'lik ikili koy. Kürt oyları ise şöyle etkileniyor. Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğu zaman Kılıçdaroğlu'na yakın hissedenler 47.9, Mansur Yavaş'a 44.7, 46.7 çıkıyor. Bu da Kürt oyların etkisiyle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın hissedenler artıyor. Yani Kılıçdaroğlu aday olduğu zaman hem Erdoğan'a yakın hissedenler hem Kılıçdaroğlu'na yakın hissedenler artıyor. Kendisine yakın hissedenler artıyor. Bunun nedeni Kemal Kılıçdaroğlu'ndaki Kürt oylar etkisi, Erdoğan'daki ulusalcı, CHP içerisindeki ulusalcı oyların Erdoğan'a yönelmesinin etkisi. Ama sadece %1-2 kıyasladığımız zaman bu tabloda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'a, hele hele Meral Akşener'e göre çok daha iyi veri aldığını görüyoruz. Bu tablolar Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının önünü açabilecek tablolar. Kimse gücenmesin. Tarafsız bir yorum yapıyorum. Benim için hepsi aynı. Benim için önemli olan Erdoğan'ın gitmesi. O da demokrasi ve insan haklarına zarar verdiği için tablomuz devam ediyor. Kendisi daha hanginize daha yakın hissediyorsunuz? Evet, Ekrem İmamoğlu'yla kıyaslandığı zaman evet, Kılıçdaroğlu'nda aşan bomba veriler ortaya çıkıyor. Erdoğan'a yakın hissedenler 42.3 ama Ekrem İmamoğlu'na yakın hisseden, Ekrem İmamoğlu'na kendisini yakın hissedenler %50.4, en büyük oranı Ekrem İmamoğlu alıyor bu tabloda. Evet, Erdoğan'a kendisini yakın hissedenler 42.3, Ekrem İmamoğlu'na yakın hissedenler 50.4. Bu verilere göre Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'la beraber Ekrem İmamoğlu çok iyi bir veri elde ediyor ve en iyi sonuçları Ekrem İmamoğlu'nun yanıtları olarak ortaya çıkıyor. Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı bırakması riski haricinde anketteki verileri çok iyi. %50.4 Ekrem İmamoğlu'na kendini daha şimdiden yakın hissediyor. Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Kararsızlar dağıtılmadan. AKP 26.5, CHP 22.2, İYİ Parti 11.2, HDP 9.3, MHP 6.2, Gelecek Partisi 2.5, Deva Partisi 2.5, Saadet Partisi 1.1, diğerleri 1.2, kararsızlar 20.7, Gelecek ve Deva'nın toplamı 5'i buluyor kararsızlar dağıtılmadan ve finişe geliyoruz. Kararsızlar dağıtımında hangi partiye oy verirsiniz? AKP kararsızlar dağıtıldığında dahi %32'yi geçemiyor. İktidara 34 ile gelmişlerdi. Yani AKP dibi buldu. CHP 26.8, bir puanlık bir sıçrama var. İYİ Parti 13.6, 14'lere yaklaşan bir veri çok iyi. HDP 11.3 ile barajı rahat geçiyor. MHP 7.5 ile baraj altında. Gelecek Partisi 3'e çıkıyor. Deva Partisi 3'e çıkıyor. İki partinin toplamı kararsızlar dağıtıldığında 6'ya çıkıyor. Türkiye'nin önü açılıyor değerli izleyiciler. Barış Biner'le tarafsız haber olarak bu müjdeyi veriyoruz. Saadet Partisi 1.3, diğerleri 1.5. Evet. AKP 32'de kalıyor. Kararsızlar dağıtıldığında da ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki bomba verileri de paylaştık.
beğene basmayı, bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Dilerseniz katıldan da gönlünüzden ne geçerse destekte olabilirsiniz. Kanala hoşçakalın, esen kalın.